yük üzerine uzun yıllardır araştırma yapan ve Sivas katliamının üzerine kitabı da bulunan ve Alevi Bektaşi bu öğretmeni teşekkürler. Muharrem günleri geliyor. İnsanlık tarihi kurulduğundan bugüne egemen güçler farklı fikirleri, farklı inançları, farklı görüşleri her zaman baskı altında tutarak kendi görüşlerini temellendirmek istemişler. Böylece de dünyayı daha rahat yönetir bir şekilde paralarına para, güçlerine güç, kudretlerine kudret katarak insanları kan göllerinde boğmayı bir marifet saymışlardır. Dolayısıyla Kerbela sahrasında en sevdikleriyle birlikte canını feda eden şehitler serdarı İmam Hüseyin'e de selam olsun. Kentlerde var olmayan Aleviler, var olduklarını ticaretleriyle, kültürleriyle, eğitimleriyle ortaya koyunca çalışkan Aleviler, emektar Aleviler, köylerde çevresel baskılardan kurtulan Aleviler, kentlerde çocuklarını okutmak isteyen, var olmak isteyen Aleviler buralarda mahalleler oluşturdular. Büyük şehirlere geldiler ve Alevi kimliklerini ortaya sermeye çalıştılar. İkincisi tarihsel olarak bakmak gerekir. Üçüncüsü toplumsal algı olarak bakmak gerekir. Kültürel algı olarak bakmak gerekir. Dördüncüsü teolojik olarak bakmak gerekir Sedim Canlar. Alevi'nin, Bektaşi'nin algılamış olduğu toplumsal algıyla Ortodoks İslam'ın algıladığı toplumsal algı aynı değil. Aleviliğin, Bektaşiliğin, batini toplulukların algıladığı Tanrı algısıyla Ortodoks inancın algıladığı Tanrı algısı aynı değil. Dolayısıyla sevgili canlar, tarihsel boyutuyla da Hallacı Mansur'un bedeninin 60 parçaya bölünmesi, Nesibi'nin deresinin yüzülmesi, Hür Sultan Abdal'ın asılması, onun ötesinde Babayler sırasında Babayler'e yapılan katliamlar sevgili canlar, bu anlamda çok değer kazanıyor. Benim Kabe'm insandır diyor. Bakın şurası. Benim Kabe'm insandır diyor. Bakın şimdi bu insanlar öldürülüyor. Ben biraz şiirlerinden okuyacağım. Hür Sultan Abdal diyor ki Türak oldun düştün toza incinme gönül incinme tahammül eyle her söze incinme gönül incinme tahammül eyle her söze diyor. Senin gibi düşünmek zorunda değil. Sen de benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Birbirimizi dinleyeceğiz. Dünya cennet olsun, yaşasın insan. Gelin barışalım, dökülmesin kan. Son olsun savaşa, kesilsin figan. Barış güvercin olsun dünyada diyor. Nesibi Çimen. Barış güvercin olsun diyor. İnsanlıktan yana olan bir neslin yetişmesine gereksinim var. Bu gereksinim de özellikle katliamları bir kez daha anımsamak, bilincimizi tazelemek, neden böyle oldu, niye böyle oldu, eksiğimiz neydi ya da nasıl yaşanıyor bunları öğrenerek yol alma zamanıdır diye düşünüyorum. Evet, ben size esas olarak davayı anlatacağım. Biraz önce arkadaşlarım ve siz de biliyorsunuz birçoğunuz her 2 Temmuz'da birkaç gün sonra yine başlar televizyonlarda bir otel görürsünüz. Otelin bir güruh tarafından yakılmakta olduğunu görürsünüz. Bu kadar girer bazı sol ya da liberal televizyonlara, girer o görüntüyü izlersiniz. Burada yaşı benim yaşıma yakın olan ya da işte 31 yıldır televizyon seyretme olanağı olan birçok arkadaşımız, biraz önce Süleyman arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, biz cinayeti gördük, biz katliamı gördük. Biz katliamı Sivas'ta görmedik, oturduğumuz yerde. Televizyonlarımızda gördük. Toplantıyı bırakın, Sivas'ta bir şeyler olarak oluyor. Gelin ve televizyonları izleyin çağrısında bulundu. Toplantıyı bir süre sonra iptal ettik. Saatler ilerledi. Aramadığımız kimse kalmadı. Başbakan'dan, Adalet Bakanı'na. Herkes bize rahat olun. Devlet güçleri var. Devletin güçleri gereğini yapacaktır. Hiç merak etmeyin dediler. Biz merak ettik. Neden merak ettik? Kaygılandık daha doğrusu. Çünkü daha önce bir Çorum yaşanmıştı, bir Maraş yaşanmıştı, bir Sivas yaşanmıştı. Tekil olaylar birbirini izliyordu. Birden çok aydınımız, ilerici,
devrimci insanlar katledilmişti. O yüzden biz gerçekten merak ettik ve merak ettiğimiz gibi de oldu. Ben o gece sabaha kadar Dikmen'deki Alevi Pir Sultan Abdal Derneği'nin Ankara Şube binasının önünde eşimle ve birkaç avukat arkadaşımla, yönetici arkadaşımla oturdum ve sabahladım. Sabahladım ama o sabaha kadar sürekli şunu sorguladım. Biz bir şey yapmalıyız, bir şeyler yapmak gerekiyor, bir şeyler yapmak.